Günümüzde Türk dünyasının varlığı en ağır tehdit ve baskılara maruz kalan topluluklarından biri de hiç şüphesiz Doğu Türkistan'dır. Kısaca konuya giriş yapmak gerekirse, Doğu Türkistan iki büyük küresel gücün, Çin'in ve Rusya'nın arasında kalmış, dini ve milli duygularını korumaya çalışan, adeta bir hayat mücadelesi veren bir bölgedir. Doğu Türkistan, 1.828.418 km² yüz ölçümüyle bütün Çin topraklarının 5'te 1'ini oluşturur. Fransa'dan 3, Macaristan'dan 17 kat daha büyüktür. Tanrı Dağları, Altay Dağları ve Kurum Dağları arasında Cungarya, Turfan ve tarım havzaları ile Taklamakan Çölü'nden meydana gelir. Çin Doğu Türkistan'ı Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırmış, bir büyük şehir, 8 vilayet ve 5 özerk ilçeye bölerek idare etme yoluna gitmiştir. Bölge, zengin yeraltı kaynakları, su kanalları, tarım havzası ve enerji koridoru üzerinde bulunması açısından jeopolitik bir öneme sahiptir. 1949'da %5'i bulmayan Çin nüfusu, nüfus politikaları ile bugün %50'lere kadar gelmiştir. Bölgenin kısa tarihine gelecek olursak, Doğu Türkistan, Türklerin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Bölge tarih boyunca özellikle Türk-Çin mücadelesine sahne olmuştur. Bölge hakim olan ilk Türk devleti Hunlardır. Ardından sırasıyla Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Karahoca Uygur Hanlığı, Karahitaylar, Cengiz İmparatorluğu, Çağatay Hanlığı, Timur Devleti, Yarkent Hanlığı ve sonrasında ise Moğol asıllı Çungar hakimiyetine girmiştir. 1755 yılında Çing Hanedanı 70 yıl süren savaşların ardından Doğu Türkistan'ı ele geçirip Çungar hakimiyetine son verdi. Doğu Türkistan yaklaşık 100 yıl Çin egemenliğinde kaldıktan sonra Hokan Hanlığından Yasuk Bey 1864 yılında Kaşgar'a girerek ele geçirdi. 6 yıl içerisinde tüm Doğu Türkistan'a hakim oldu. 7 şehir Uygur Hanlığını kurdu. Ruslara korku salan Hokan Hanı Yakup Han Osmanlı Devleti'ne katıldığını da bildirmişti. Çing generali olan Zhuo Zongtang 1875-77 yılları arasında İngiliz bankalarının mali desteği ve Rus çarlığından aldığı silahlarla Doğu Türkistan'ın kontrolünü ele geçirdi. Yakup Han'ın Kaşgar'da ölümü üzerine Kaşgar'a girdi, hanlığına son verdi. Çin Doğu Türkistan'ı ele geçirdikten sonra yeni bölge ya da yeni toprak anlamına gelen Xinjiang adını verdi. Sincan eyaleti adıyla Doğu Türkistan'ı direkt merkeze bağladı. 1911 yılına gelindiğinde Çin devriminde Çin'i 1644'ten beri yöneten Çing Hanedanı tarihe karıştı ve Çin Cumhuriyeti kuruldu. Çing valisi Yuan Dahua Sibirya'ya kaçtı. Yeni rejim Doğu Türkistan dahil birçok bölgede tam otorite kuramamıştı. Yang Zengxin isminde bir Çinli savaş ağası yaptığı darbeyle Doğu Türkistan'da idare eline aldı, kendini vali ilan etti. Hui olarak isimlendirilen Çinli Müslümanların desteğini alarak onlardan özel bir ordu kurdu. Pekin'de bulunan Çin Cumhuriyeti kendi sorunlarıyla uğraştığından dolayı Doğu Türkistan ile ilgilenmedi. Yang Zengxin komşusu Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ediyordu. 1917 Bolşevik İhtilali'nden sonra Sovyet rejimiyle iyi ilişkiler kurma yoluna gitti. Sovyet rejimiyle anlaşarak Çarlık yanlısı Beyaz Ordu mensuplarını tarafsız olmaları kaydıyla Doğu Türkistan'a yerleştirdi. Zengxin planlı bir şekilde ordu ağırlığını Ruslardan korumuştu. Fakat 1927 yılında Çin'de kurulan Nanking merkezini Çin Cumhuriyeti'nin başkenti ilan eden Kuomintang Partisi ile anlaşma peşine düştü. Temmuz 1928'de Doğu Türkistan'ı Çin denetimine sokacak antlaşmayı imzalaması üzerine kendi adamları tarafından öldürüldü. 1911-1928 yılları arasında Yang Zengxin yönetimi sessiz geçse de ülkede refahtan söz etmek mümkün değildi. Yang öldükten sonra yerine Jin Shuren geçti. Jin Shuren Sovyetlerin desteğini alıyordu. 1927 yılında Chiang Kai-shek liderliğindeki milliyetçiler ile Mao Zedong önderliğindeki komünistler Çin iç savaşına başladılar. Ülke kontrolden çıkmıştı. Jin Shuren Uygurlar üzerinde daha baskıcı bir yönetim oluşturdu. Hatalı politikaları ile halkın düşmanlığını kazanmıştı. Yerel ailelerin topraklarını ellerinden aldı. Genç kızlar Çinli komutanlarla zorla evlendirilmek isteniyordu.
Şubat 1931'de düğünü basan yerel kuvvetler Çinli komutan ve yanındaki 33 askeri öldürmüştü. Uygurlar Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için ayaklanmaya karar verdiler. İsyan kısa sürede Doğu Türkistan'ın büyük bölümüne yayıldı. Vali Jinshuren Kumlanlığı'nı feshetti. Çin Kuomintang Partisi Hükümet Başkanı Chiang Kai-shek, Gansu'da Müslüman Çinlilerden oluşan 36. Tümen Generali Ma Zongying'e Jinshuren'i indirmesi için harekete geçme emri vermişti. Ma Zongying 1931'de Jinshuren'i devirmek için Hoca Niyaz ve Yulbars Han ile anlaştı. Hoca Niyaz Moğolistan'dan iki at karşılığında bir silah aldı. Şubat 1933'te Urumqi, Ma ve Hoca birlikleri tarafından kuşatıldı. Bu dönemde Doğu Türkistan'ın sadece %10'u Urumqi yönetimindeydi. Savaşın şiddetlenmesi ve Uygur direnişinin kırılamamasıyla Jinshuren, Beyaz Rus birliklerinden Rus albay Papengut tarafından görevden indirildi. Jinshuren Sovyetleri kaçmaya zorlandı. General Ma da yaralanarak geri çekilmişti. Jinshuren'den sonra Beyaz Rusların desteğini alan yardımcısı Sheng Shijiai, Sincan valisi olarak başa geçti. O, 1932'de Stalin'e gönderdiği mektupta fikirlerini anlatmıştı. Moskova'ya iki temsilci göndererek Sovyet desteğini istedi. Sovyetlerden esinlendiği politikaları 1934 yılında uygulamaya başladı. Merkez Kuomintang hükümeti Sheng'e de sıcak bakmıyordu. General Ma, Urumqi kuşatmasında yakalanan 12 bin silah ve 500 bin mermiyi Hoca Niyaz ile paylaşmamıştı. Hoca Niyaz bu kez Sheng ile beraber Ma Zongying'e karşı silahlı mücadeleye başladı. Hoca Niyaz Toksun Muharebesi'nde Ma kuvvetlerine yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. Kaşgar'a geldikten sonra yeni cumhuriyet çalışmalarına katıldı. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan etme sürecine gelecek olursak, Urumqi yönetimine karşı Kırgızlar Tanrı Dağları'nda, 1931'de Hoca Niyaz Kumul'da, 1932'de Timur Bey ve Mahmut Muhiti Turfan'da, 1933'te Muhammed Emin Buğra Hotan'da, ayrıca Kaşgar ve Urumqi gibi şehirlerde isyanlar ve merkez hükümetin yanında olan askerlerle çatışmalar başlamıştı. Bu kişiler birleşerek Kaşgar merkezli Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni 12 Kasım 1932'de ilan ettiler. Uygurlar 1932'de yeniden bağımsız bir cumhuriyetin kuruluşunu dünyaya duyururken oldukça heyecanlı ve mutluydular. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve Uyguristan Cumhuriyeti adında iki at taşıyan bu yapılanma Çin'in birçok bölgesinde yaşanan kargaşanın içerisinde doğmuştu. İli Valiyeti ve Urumqi haricinde bütün Doğu Türkistan yavaş yavaş kurtarılmıştı. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin milli marşlarının sözlerinde kurulan cumhuriyetin Türk halkının ana vatan olduğu vurgulanıyordu. Doğu Türkistan armasında Hilal ve Turan'ın üzerinde bulunan 3 yıldız 3 bağımsız Türk devletini, Göktürk Kağanlığı, Uygur Kağanlığı ve Kara Hanlıları sembolize ediyordu. Başlangıçta kurdukları 22 bin kişilik ordu her geçen gün büyümeye devam ediyordu. Doğu Türkistan'da faaliyet gösteren özellikle İsveçlilerin başını çektiği misyonerler ülkeden çıkarıldı. Bu hareket hem Sovyet hem de Çin'e karşıydı. Kurucu kadronun en önemli isimlerinden birisi Mehmet Emin Buğra tecrübeli bir isimdi. Kaşgar Partisi ve Milli İnkılap Komitesi Başkanıydı. Kendilerini Türk, Türkçenin farklı lehçelerini konuşan toplumları da Türk toplumu olarak adlandırıyorlardı. Cumhuriyet yönetiminin ilk toplantısında Sabit Damulla başbakanlığa, Hoca Niyaz Hacı da cumhurbaşkanlığa getirildi. Siyasi kadroda Hoten emirlerinin en yaşlısı Emin Buğra ile iki kardeşi Abdullah ve Nur Ahmet de yer alıyordu. Kurulan meclisin başkanı ise Türkiye'de yakından tanınan bir isim olan İsa Yusuf Alptekin'di. Cumhuriyet ilk iş olarak Çağatay Türkçesiyle yayın yapan bir dergin yayımına başladı. Bu kişiler hem Sovyetlere hem de Çin milliyetçiliğine karşı bir duruş sergilediler. 1. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Hoca Niyaz Hacı, yeni kurulan bu cumhuriyetin temel felsefesini oluşturan 5 prensibi şu şekilde sıralıyordu. 1. Bütün Uygur bölgesi Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin bir parçasıdır. 2.
hükümet ve ekonomi tamamen Uygurların kontrolünde olacaktır. 3. Doğu Türkistan'da baskı altında tutulan tüm halklar eğitim ve ticarette özgürdür. 4. Cumhurbaşkanı huzur ve mutluluğa odaklanmış bir hükümet kuracaktır. 5. Cumhuriyet bütün kurumlarıyla diğer modernleşmekte olan toplumlara yetişmeye çalışacaktır. 1890'dan beri Kaşgar'da konsolosluk bulunduran İngiltere'nin yanı sıra Sovyetler ve Japonya'da bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyordu. Doğu Türkistan'da bağımsız bir İslam Cumhuriyeti'nin kurulması Çin kadar Sovyetleri de oldukça rahatsız etmişti. Sovyetler Birliği, Doğu Türkistan'ın ya Çin'e bağlı bir merkez ya da kendisine bağlı bir eyalet olarak görmek istiyordu. Çünkü Batı Türkistan ile komşu olan aynı dili, aynı tarihe ve kültüre sahip Doğu Türkistan'ın bağımsız olması oldukça tehlikeliydi onlar için. Basmacı hareketi Sovyetler tarafından oldukça zor kontrol altına alınmıştı. Şimdi artık Sovyetlerin Doğu Türkistan'a girişine bir bakalım. Kuruluşundaki birliğe rağmen cumhuriyeti kuran kadrolar arasında fikir ayrılıkları da vardı. Bu fikir ayrılıkları birlik ruhunu sarsacak boyutlara ulaşmıştı. 1934'ün ilk aylarında cumhuriyet hem içeriden hem de dışarıdan tehditler alıyordu. Kendisine yerel kuvvetlerden oluşan bir ordu kuran Müslüman Çinli komutan Ma Zongying'in Turufan'ı ele geçirdikten sonra Urumçi'ye yönelmesi merkez hükümeti telaşlandırdı. Bölge valisi olarak atanan Sheng Shijiai, Ma'nın ilerleyişinden endişe ederek Sovyetler Birliği'nden yardım istedi. Ocak 1934'te General Ma Zongying birlikleri Urumçi'yi kuşattı. Kızıl Ordu'ya bağlı 7000 kişilik 2 Tugay ve Sovyet Hava Kuvvetleri Doğu Türkistan'a giriş yaptılar. Sovyet orduları yaşadıkları kayıplara rağmen ilerlemeye devam etti. Urumçi'de bulunan Beyaz Ordu birlikleri de Sheng'in yanındaydı. Ma'nın ordusu mutlak olan bir yenilgiden kaçarak Hoten'e saldırdı. Uygurlar Çin ve Sovyet gibi iki büyük gücün arasında kalmıştı. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin kurucularından olan Mehmet Emin Buğra ve Buğra kardeşler hem Sovyet hem de Çin dayatmasını reddediyordu. Nisan 1934'te Yarkent Muharebesi'nde General Ma idaresindeki Çin 36. Tümeni, Abdullah Buğra yönetimindeki Uygur Kırgız savaşçıları yok etti. Abdullah Buğra'nın savaştan sonra cenazesi bulunamadı. Aynı ay Yeni İhsan Muharebesi'nde 2500 kişilik Doğu Türkistan Askeri Birliği 10.000 kişilik Çin Birliği karşısında yenilgiye uğradı. Bu savaşta da Nur Ahmetcan Buğra şehit olmuştu. Hoten'den sonra Ma'nın ordusu Kaşgar'a hareket etti. 6 ayrı yerde 4 ayrı savaş olmuştu. 1934 Kaşgar Muharebesi'nde son Uygur-Kırgız birlikler Müslüman Çinli Ma idaresindeki 36. tümene bir bir yenik düştüler. Timur Bey yakalandı ve idam edildi. Kaşgar savunmasızdı. Kaşgar'a giren Ma, Mart 1934'te Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni resmen yıktı. Merkez Camii'nde Uygurlara Çin Kuomintang hükümetine sadık olmalarını isteyen bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Hoca Niyaz Hacı ve Savunma Bakanı Mahmut Muhiti, Doğu Türkistan Sovyet sınırını oluşturan hattı geçerek Sovyetler Birliği'ne iltica ettiler. Sovyetler sayesinde Urumçi'de iktidarını güçlendiren Sheng Shijiai, Hoca Niyaz ve Mahmut Muhiti'ye koruma sağladı. Sabit Damullah Abdülbaki yakalanarak Sheng yönetimine teslim edildi. Sabit Damullah idam edilirken Hoca Niyaz eyalet hükümetinin başbakan yardımcılığına getirildi. Ayrıca sivil vali ilan edilmesine rağmen ordusundan ayrı bir şekilde Sovyet gözetimi altında tutuldu. Stalin ile yüz yüze görüşme talebi reddedildi. Sovyetler Birliği Kaşgar'ı ele geçiren general üzerine giderek onu yenilgiye uğrattılar. Siyasi koz olmak üzere esir olarak kendi topraklarına götürdüler. Ma'nın askerlerinin çoğu Gansu'ya kaçmıştı. Nisan 1934'te Sheng'in 10.000 kişilik eyalet ordusu Kaşgar'ı yürüdü ve ele geçirdi. Sheng tüm eyaleti kontrolü altına almıştı. Doğu Türkistan ne Uygurlara ne de Çin merkezi yönetimine kalmış, Sovyet destekli Sheng konumunu oldukça güçlendirmişti. Sheng, Chiang Kai-shek politikalarımı beğenmiyor olabilir ama bana bir şey yapamaz, ondan çok uzağım diyordu. Yulbars Han da Sheng ile anlaştı. Kumul'da Uygur reisi olarak bırakıldı.
Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti bu acı tecrübe ile sona ererken Cumhuriyet ordusundan kalan asker ve komutanların bir kısmı çevre ülkelere dağıldı. Bir kısmı savaşlarda şehit oldu, büyük bir kısmı ise Rus ve Çin hapishanelerinde hayatını kaybetti. 1931-37 iç savaş döneminde on binlerce Uygur hayatını kaybetmişti. Büyük ümitlerle kurulan Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nde yaşayan Müslüman Türkler bu işgalleri kabullenmeyerek çeşitli yerlerde isyanlar çıkardılar. Bu isyanlar merkezlerde başarılı olamasa da kırsalda işgal güçlerinin zayıflamasını sağladılar. Hoca Niyazi Sovyetlerle anlaşınca Mahmut Muhit'i Şenk tarafından Uygur Tümen Komutanlığı'na atanmıştı. 1937'de General Mahmut Muhit'i önderliğinde 6. Uygur Tümeni Kaşgar'da eyalet hükümetine karşı bir isyan başlattı. Küçük Ahunt ve Abdülniyaz birlikleri de isyan ettiler. İsyan Kaşgar, Yenihisar, Aksu ve Yarkent'e yayılmıştı. Bunu tertip ettiği gerekçesiyle Hoca Niyaz Urumçi'de tutuklandı, 1938'de idam edildi. Son sözleri, "Öleceğim ama halkım yaşamaya devam edecek" oldu. Ayaklanmaların sonrasında Sovyet askerler ve Şenk baskısı tüm Türkistan'a hakim oldu. Şenk Şicai 1937'de Büyük Temizlik adını verdiği bir operasyon başlattı. Bu operasyonlarda on binlerce Uygur idam edildi. Doğu Türkistan'da yönetim boşluğu ve karışıklıklar devam edecekti. Şenk Şicai 1942 yılında Sovyetler ile bağlarını koparacak, merkeze bağlanacak, 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti ile Altay ve İli Türkleri de ayağa kalkacaktı. Birinci Doğu Türkistan Cumhuriyeti 1934 yılında önce Çinlilerin ardından Sovyetlerin vurduğu darbeyle dağılmıştı. Sincan eyaleti olarak Doğu Türkistan'ı yöneten Şenk Şicai 1942 yılına kadar bölgeyi Sovyetler Birliği'nin isteği doğrultusunda yönetti. Çinli savaş ağası olan Şenk on binlerce Uygur ve Kazak Türk'ünü sürgün edip idamlarıyla adından söz ettiriyordu. Osman Batur 1940'lı yılların başında Altay'da silahlı mücadeleye başlamıştı. Osman Batur, Doğu Türkistan'da bulunan Sovyet askerlerine ve Şenk güçlerine karşı dağınık baskın şeklinde ağır kayıplar verdirdi. Şenk yönetiminin sindirme politikalarından bıkmış olan halk, direniş ve baskınlara silahsız olarak bile katılmış Osman Batur'un bayrağı altında birleşmişti. Şenk, 1942 yılında Sovyetler Birliği'nin Nazi işgaline uğramasıyla Sovyet çizgisinden koptu ve Merkez Kuomintang hükümetine yanaştı. Doğu Türkistan'da bulunan Sovyet askeri ve teknik personelini sınır dışı etti. Altay Kazaklarının hanı ilan edilen Osman Batur, Moğolistan sınırına yakın bir bölgede silah yardımı aldı. Şenk ise Çin merkezi hükümetinden yardım istedi. Osman Batur ve Şenk kuvvetleri arasındaki çatışmalar Aralık 1943'ten Mart 1944'e kadar sürdü. Osman Batur'a bağlı birlikler Şenk kuvvetlerine ağır darbeler indirdi. Şenk merkeze gönderdiği telgrafta yenilgiye mazeret olarak Sovyet uçaklarının ve Moğol birliklerinin Kazak kuvvetlerine destek verdiğini ve birlikte hareket ettiklerini söylüyordu. Çin merkezi bu yardımları protesto ederken Sovyetler bu iddiaları reddediyordu. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra Şenk tekrar Stalin'e yanaşmaya çalıştı. Şenk kuvvetlerinin Osman Batur karşısında yenilgiler alması sonrasında merkezi Çin hükümeti yıllardan beri kendi otoritesi dışında hareket eden Şeng'i Eylül 1944'te görevden aldı. Onun yerine Chuo Shaoliang gönderildi. Osman Batur bağımsızlık elde edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğim diyordu. 1944 Haziran ayında savaş Altay'ın diğer bölgelerine de yayıldı. Kazak Türklerinin yaşadığı bölge Çin'den kurtulmuştu. Çinliler uçaklardan broşürler atıyordu. Bu broşürlerde Osman'ı terk edin, onu yakalayacağız ve yanındakileri cezalandıracağız yazıyordu. Urumçi idaresi Altay'a kesin taarruz yapmaya karar verdi. Temmuz ayında meydana gelen savaşlar 15 gün sürdü ve Çin askeri birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Bu
Uzun zamandır Çin'in uyguladığı politikalara sessiz kalan halk tepkisini göstermek için Eylül 1944'te il ayaklanmasını başlattı. Urumqi Kuomintang yönetimine karşı il isyanı veya 3 vilayet inkılabı olarak nitelendirilen bu isyan sonucunda İli, Tarbagatay ve Altay olmak üzere 3 bölge ele geçirildi. Tarihler 12 Kasım 1944'ü gösterirken sınırdaki Gulca kasabasında 2. Doğu Türkistan Cumhuriyeti kurulduğu ilan edildi. İli ihtilalini yapan grubu ikiye ayırmak mümkündür. Biri Alihan Töre ve Osman Batur'un başını çektiği daha muhafazakar ve Türkçü grup, diğeri ise eğitimlerini Sovyetler'de yapmış sol görüşlü ilerici denilen Abdülkerim Abbas ve Ahmetcan Kasım'ın başını çektiği gruptur. Sovyetler Birliği'nin Doğu Türkistan'daki ihtilal konusunda yardımı olup olmadığı, olduysa nasıl olduğu gibi sorular tam olarak cevaplanamayan sorulardır. Osman Batur 7 Ekim 1944'te Kulca İdaresi tarafından Altay Valiliğine tayin edildi. 1933'te kurulan ilk cumhuriyet hem Sovyetlere hem de Çin yönetimine karşıydı. Bu cumhuriyeti kendi menfaatlerine aykırı bulan Sovyet yönetimi, 11 yıl sonra kurulan bu Türk devletini destekleyerek bölgedeki etkinliğini artırmak istedi. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına Özbek asıllı alim ve komutan olan Alihan Töre seçildi. Kaşgar'ın Kırgızlarından olan General İshak Bey Mononov askeri birliklerin başına atandı. İçişleri Bakanlığı görevini Abdülkerim Abbas üstlendi. Batı Türkistanlı ve Özbek olan Alihan Töre, 1. Dünya Savaşı'nda Batı Türkistanlıları Rus Çarlığı'nın askeri olmamaları ve Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmamaları yönünde fetvalar vermişti. Nisan 1945'te Doğu Türkistan Milli Ordusu kuruldu. Bu ordunun hava kuvvetlerini Gulca Kuomintang hava üssünde yakalanan ve tamir edilen 42 avcı uçağı oluşturuyordu. Alihan Töre, Çin ve Sovyetlerin Doğu Türkistan'dan çıkarılması gerektiğini düşünüyordu. 1945'te ordularına Urumqi hareket etme emrini verdi. Doğu Türkistan İli Milli Ordusu 25.000, Osman Batur'da 20.000 kişiyle Urumqi'ye hareket etti. Ordu Urumqi'ye 1,5 kilometrelik mesafede olan Manas Nehri kıyısına kadar ilerledi. Merkezi hükümet Sovyetlere başvurarak arabulucu olmasını istedi. 14 Ağustos 1945'te Çin ve Sovyetler arasında Dostluk ve İttifak Antlaşması imzalandı. Çin'in Moğolistan'ın bağımsızlığını tanıması, iki limanın Sovyetleri kiralanması ve Kuzeyde Çin'de demir yol yapma yetkisi verme karşılığında Sovyetler, Doğu Türkistan'ın Çin hudutlarında kalmasını kabul etti. Sovyetler Birliği, Doğu Türkistan'a silah ve cephane satışını durdururken tüm askeri elemanlarını geri çağırdı. Müslüman Çinli komutan ve Çingay Eyalet Valisi Ma Bufang kalabalık güçleriyle Doğu Türkistan güçlerine karşı savaşmaya başladı. Batı Türkistan'daki Müslüman ve Türklerin bağımsızlık istemesinden çekinen Stalin, bu bölgedeki yaşanan olayları kendisi için tehdit olarak görmeye başlamıştı. Tam bağımsızlık yanlısı Alihan Töre yerine kendisiyle daha uyumlu çalışacak birisini istiyordu. Alihan Töre, Stalin'in Kuomintang ile müzakerelere başlama emrine karşı çıktı. Sovyet ajanları Haziran 1946'da Alihan Töre'yi kaçırıp Taşkent'e yerleştirdiler. Alihan Töre vefat edeceği 1976 yılına kadar burada sıkı bir denetim altında tutuldu. Alihan Töre'den sonra Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin başına Ahmetcan Kasımi geçti. Moskova'da komünist olan Ahmetcan Kasımi kendi isteğiyle soyadını Kasımov yapmıştı. Çinliler de il idaresine ateşkes teklif etmişti. 2 Ocak 1946'da Çin ve Gulca hükümetleri arasında bir antlaşma imzalandı. Doğu Türkistan Cumhuriyeti ile Kuomintang Sincan Eyalet Hükümeti birleşerek Sincan Eyaleti Birleşik Hükümeti kuruldu. Başkanlığına Zhang, yardımcılığına ise Ahmetcan Kasımi getirildi. Ahmetcan Kasımi ve grubu ne olursa olsun Çinlilerden kurtulmak düşüncesiyle Sovyetlerle iyi geçinmek düşüncesindeydi. Kurtuluşun Sovyetlerden geleceğine inanıyorlardı. Kasımi, Çin göçü başlarsa eriyip gideriz, Ruslar bizi eritemez diyordu. Fakat Batı Türkistan'da yaşananları bilen Doğu Türkistanlılar, Sovyetleri ve komünistleri son derece karşı bir duruş sergiliyordu. Ahmetcan Kasımi ve ekibi,
Çinlilerin verdikleri sözü yerine getirmediğini söyleyerek 1947 yılında tekrar kendi bölgelerine döndüler. Gulca yönetiminin Sovyet çizgisine kaymasıyla Osman Batur, Gulca yönetimiyle irtibatı kesti ve artık kendisi bağımsız hareket edecekti. Çok arzu ettiği bağımsız Türkistan Cumhuriyeti'nin Sovyet güdümüne girmesi onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Üç ilçe hükümeti de Osman Batur'u ihraç etti ve yerine Delil Han'ı atadı. Kasım 1946'da il yönetimi Osman Batur üzerine gideceğini bildirdiğinde 10.000 Kazak ordudan firar etmişti. Osman Batur 1947 yılı boyunca hem Sovyet ordularına hem de Gulcu yönetimiyle mücadele etti. Bölgede Sovyet etkisinin arttığını gören Çin merkezi yönetimi Doğu Türkistan Eyalet Başkanlığı'na Mesut Sabri Baykozi'yi getirdi. İdare içinde Türk milliyetçilerine yönetim kademesinde görevler verildi. Mesut Sabri 1904-1914 yılları arasında İstanbul'da kalmış ve Türkçülük akımından etkilenmişti. 1. Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ne destek verdiği için de Hindistan'a kaçmıştı. 1948'de Mesut Sabri Osman Batur'u Urumçi'ye davet etti. 10 Haziran'da Urumçi'ye giren Osman Batur halk tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Sabri onu tekrar Altay valiliğine atadı. Ahmetcan Kasimi, Sabri ve arkadaşlarını Kuomintang yardakçıları ve emperyalistlerin kuklaları olarak tanımlıyordu. Sabri katı bir Sovyet karşıtıydı ve kendisi Kuomintang yanlısıydı. Çin Milliyetçi Partisi Kuomintang ile mücadelesini sürdüren Mao Zedong 1949'da Çin'i ele geçirmeyi başardı. Sovyet nüfusuna giren Doğu Avrupa'da komünist rejimler kurma yoluna giden Stalin, Doğu Türkistan'ın artık tamamen Çin rejimine girmesine göz yummanın vakti geldiğini düşünüyordu. Yeni komünist Çin yönetimi Tibet, Cungar, Kaşgar ve İli Özerk bölgelerine teslim olmalarını söyledi. Mao mektup göndererek müzakerelere başlamak istediğini söylüyordu. Osman Batur önderliğindeki Kazaklar silahlı mücadeleye tek başlarına devam ediyordu. Mao, Ahmetcan Kasimi liderliğindeki Doğu Türkistanlı yöneticileri Pekin'e davet etti. İl yönetim kadrosu Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'na gitmek üzere Kazakistan'ın Almatı şehrine geldiler. Almatı'da bulundukları sırada yanlarına gelen bir yetkili kongrede herhangi bir siyasi talepte bulunmaksızın Çin'in siyasi politikalarını desteklemesini önerdi. Ahmetcan Kasimi bu teklifi reddederek öncelikle bağımsızlık talep edeceklerini, en kötü ihtimal federatif yapı esaslarına göre haklarını talep edeceklerini ifade etmişti. Ahmetcan Kasimi'nin varlığı hem Rus hem de Çinlilerin işine gelmiyordu. Ahmetcan Kasimi, Doğu Türkistan'ın tamamen Çin egemenliğine girmesine engel olacak birisiydi. Ahmetcan Kasimi ve ekibi 27 Ağustos 1949'da Sovyet uçağıyla havalandılar. Fakat uçak Baykal Gölü yakınlarında düştü ve uçaktan kurtulan olmadı. İddialara göre Sovyet-Çin antlaşmasıyla bu kaza tertip edilmiş, Seyfettin Azizi bu tertibi bildiğinden dolayı bu yolculuğa çıkmamıştı. Ahmetcan Kasimi, Abdülkerim Abbasov, Delilhan Sugurbayov ve İshak Bek bu uçak kazasında hayatını kaybettiler. Bu kişiler bugün resmen Çin Milliyetçi Partisi ile mücadelelerinden dolayı devrim kahramanı olarak kabul edilmektedir. 1949'da Urumçi yönetiminde olan Sabri görevden alındı ve hapse atıldı. 1952 yılında da hapiste hayatını kaybedecekti. Yerine Doğu Türkistan Valiliğine Burhan Şehidi getirildi. Burhan Şehidi, Mehmet Emin Buğra'nın Türk milliyetçiliği düşüncelerine karşı çıkan birisiydi. 26 Eylül 1949'da Genel Vali Burhan Şehidi ve Seyfettin Azizi Çin'e savaşsız teslim olduklarını ilan ettiler. Çin, Sincan'ın uzun zamandır Çin'in bir parçası olduğunu, 1. ve 2. Doğu Türkistan Cumhuriyetlerinin Çin'i bölmek için dış düşmanlar tarafından kurulduğunu iddia etmektedir. Çin Halk Kurtuluş Ordusu 1949'da Sincan'a girdi ve 1950 baharında büyük ölçüde hakimiyet sağladı. Çin Halk Cumhuriyeti 13 Ekim 1949'da barışçıl yollarla Sincan'ı kurtardığını ilan etti. Kazak halkı Eylül ayından itibaren Osman Batur önderliğinde silahlı mücadeleye devam ediyordu.
Osman Batur, Çin Komünist Birliklerine karşı yanındaki 4000 adamıyla Doğu Türkistan'ın güneyinde Himalaya dağlarının eteklerinde yer alan Maka'ya yerleşti. 6 ay kadar dağlarda savaşına devam etti. Çin, artık son direnen kişi olan Osman Batur'un yakalanması için Dunhuang'da bulunan 8. Kızılalay'ı görevlendirdi. Şubat 1951'de harekete geçen Kızılalay, Osman Batur'u Kananbal'da sıkıştırdı. Osman Batur ve yanındakiler son kurşunlarına kadar savaştıktan sonra Çin ordusuna esir düştüler. Osman Batur götürüldüğü Urumçi'de ağır işkencelerden sonra idama mahkum edildi. İdam kararı infaz edilmeden önce Urumçi sokaklarında elleri bağlı bir şekilde dolaştırıldı. 29 Nisan 1951'de de Urumçi'de idam edildi. Doğu Türkistan'ı Çin'e teslim eden Seyfettin Azizi, Mao'nun yakın adamlarından biri oldu. 1 Ekim 1955'te Çin, Doğu Türkistan'ı eyalet statüsünden çıkararak Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak merkeze bağladığını ilan etti. 1933 ve 1934'te kurulan bu bağımsız siyasi cumhuriyetler, Çin'in asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya kalan hem Uygurların hem de Kazakların zihinlerinde ve kalplerinde hala yaşamaya devam etmektedir. Osman Batur'u bizim için değerli kılan şey, hiçbir siyasi menfaat gözetmeksizin tek amacının Doğu Türkistan'ı hem Çin hem de Sovyet denetiminden çıkarmak istemesiydi. ...1949 yılından bugüne Çin komünizmi altında yaşayan Doğu Türkistanlılar hem bağımsızlıklarını kaybetmiş hem de hak etmedikleri bir hayatı yaşamak zorunda bırakılmıştır. Çin İç Savaşı'ndan sonra Mao rejimi tüm Doğu Türkistan'da otoriteyi sağlama üzerine planlamalar yapıyordu. Osman Batur'un da şehit olmasından sonra Doğu Türkistan'da direniş büyük ölçüde azalmıştı. 1950'li yılların ortalarına kadar devam eden son direniş kalıntılarını da bastıran Mao rejimi 1955 yılında Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi kurulduğunu ilan etti. Bölgenin ilk başkanı da Mao ile Doğu Türkistan'ın işgalinde işbirliği yapan Seyfettin Azizi oldu. Seyfettin Azizi Mao'nun yakın adamlarından biriydi. 1953'te Sovyetler Birliği lideri Stalin'in ölmesiyle onun yerine gelen Kuruşçev yaptığı açıklamalarda Stalin döneminde büyük yanlışlar yapıldığını, halka karşı büyük suçlar işlendiğini resmi açıklamalarıyla ilan ederek herkesi şaşırttı ve bu durum dünya gündemine bomba gibi oturdu. Sovyetler Birliği'ndeki bu yumuşama Mao'nun hoşuna gitmemişti. Kuruşçev'in açıklamalarını komünizmden sapma ve ideolojik gevşeme olarak adlandırdı. Mao aynı zamanda bu durumu Çin komünizminin dünya lideri olabilmesi için bir fırsat olarak görüyordu. Asya kıtasında Çin-Sovyet ilişkilerini ulusal çıkar anlamında esas olarak Türkistan bölgeleri belirlemekteydi. 1953-56 yıllar arasında iki ülke arasında Stalin döneminin göz ardı edilen sorunları başladığı gibi yeni sorunlar da ortaya çıktı. İki ülke kardeş gibi hareket ederken birbirlerine karşı sinsi bir rekabet yürütmeye başladılar. Sovyetler Birliği Doğu Türkistan ile ilgilenmeye 1930'lu yıllarda başlamıştı. Bölgeye pek çok asker, diplomat ve siyasi göndermişti. Doğu Türkistan üzerindeki nüfus mücadelesi, komünist kardeşliğe dayalı Çin-Sovyet ittifakını sona erdiren önemli bir etken olacaktı. 1957 yılında Çin, Rusya'nın eşit olmayan antlaşmalarla kendisinden aldığı toprakları talep etti. Kuruşçev çok karşı gelmedi, uzak doğuda istenen toprakların verilebileceğini söylüyordu. Hatta Çin'e yardımlar bu dönemde devam etti fakat ilişkiler de restleşmeye başlamıştı. 1958-62 yılları arasında Çin, ülke genelinde Büyük Atılım denilen bir reform paketini devreye soktu. Doğu Türkistan köylüleri kendi üretimlerini bırakıp devletin çelik fabrikalarında çalışmaya zorlandılar. Bu durumu Çin'e karşı kullanmak isteyen Sovyetler Birliği, yıllardır Doğu Türkistan'da zulüm gören halkları mülteci olarak kabul edebileceğini açıkladı.
Bu dönemde daha fazla özerklik isteyen bir Kazak ulusal hareketi ortaya çıktı. Doğu Türkistan'da yaşayan Kazaklar, Sovyetler'de yaşayan Kazaklarla temas halindeydi ve bu durum Çin-Sovyet geriliminin daha da artmasına sebep oluyordu. 1959'da bölgedeki Çinli nüfus 500 binden birkaç yıl içerisinde 2.6 milyona çıkarılmıştı. 1960'lı yılların başından itibaren Sovyetler Birliği, Taşkent Radyosu'nda yaptığı Türkçe yayınlarla Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurları Çin'e karşı kışkırtmaya başladı. 1962 yılında Çinleşmek istemeyen Kazaklar ve Uygurlardan oluşan 500 bin civarında insan Çin'den Sovyetler Birliği'ne göç etti. Çinliler askeri ve idari önlemlerle bu göçü durdurmaya çalıştılar. Başarılı olamayınca da sınırları kapattılar. Çinliler Sovyetler Birliği'ni Kazakları yayın yoluyla göçü özendirmekle suçladılar. 16 Temmuz 1960'ta Kruşçev, Çin'de bulunan tüm Sovyet uzmanlarını ülkelerine geri çağırdı. Çinliler ise 1962'de sınıra askeri yığınak yaptılar ve Doğu Türkistan'da bulunan Sovyet elçiliklerini kapattılar. 1963'te Çin resmi açıklamalarla Kruşçev'e saldırmaya başlamıştı. İki devlet arasındaki ittifak kesin olarak sona ermişti. 1969 yılında Çin ve Sovyetler Birliği arasında aylarca süren sınır çatışmaları yaşandı. Çatışma yaşanan bölgelerden biri de Doğu Türkistan'dı. İki ülkenin de nükleer silaha sahip olması sebebiyle çatışmaların nükleer bir savaşa dönüşmesinden korkulmuştu. Bu konuyu karttaki videomuzdan daha detaylı izleyebilirsiniz. Sınır çatışmaları Ekim 1969'da bitse de Çin ve Sovyetler Birliği'nin ilişkileri askıda kalmaya devam etti. İki ülkedeki komünistler de bölünmüştü. Sovyetçi ve Maocu ayrımı çıkmıştı. 1963 yılında Doğu Türkistan'da yer altında Maoizm karşıtı sosyalistler Doğu Türkistan Halkın Devrimci Partisi'ni kurdular. Bu parti Sovyetler Birliği'nden desteklenmeye ve Sovyetler sınırları içerisinde kurumsallaşmaya başladı. Bu parti 1969'da yaptığı açıklamalarda hedeflerinin bağımsız, Marksist-Leninist bir Türkistan devleti olduğunu açıkladılar. Fakat bu Maoizm karşıtı Sosyalist Parti, Sovyetler Birliği'nden her türlü desteği almasına ve Taşkent Radyosu'nun yaptığı yayınlara rağmen başarıya ulaşamadı. Çünkü dini sebepler ve halkın sosyalizmin her türlüsüne karşı olan tavrı nedeniyle bu hareket ilgi görmemişti. Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle bu parti 1989'da kendisini feshedecekti. Mao'nun 1976'daki ölümünden sonra Doğu Türkistan'da daha rahat bir hayat umut edenlerin hayalleri boşa çıktı. Yeni dönemde de baskılar devam etti. Mao öldükten sonra Sovyetler ve Çin gerilimi de artarak devam ediyordu. 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi üzerine Sovyetlerin Doğu Türkistan'da emelleri olduğunu düşünen Çin harekete geçti. Taşkent Radyosu'nun etkisini kırabilmek için Sovyetlerin Afganistan Müslümanlarına yönelik soykırım yaptığını radyolarında işledi. Kazak ve Uygurların Sovyetler Birliği düşman olmasını hedefliyordu. Sovyetler Birliği dağılana kadar Çin-Sovyet ilişkileri hep gerilimli olarak devam etti. Türk devletleri bağımsızlığını ilan edip Sovyetler dağıldığında Çin rahat bir nefes aldı ve iki devlet arasındaki ilişkiler eskiye nazaran daha da normalleşti. Bugün de iki tarafın menfaat üzerine kurulu ilişkileri devam etmektedir. Ukrayna Savaşı'nda Çin'in Rusya'yı çok desteklememesi hatta sessiz kalması da iki ülke arasındaki sahte dostluğu açıkça ortaya koymaktadır. Günümüzde Çin'in en büyük problemi 1,5 milyarlık çok fazla kalabalık nüfusu içerisinde 55 farklı kültürel kimliğin varlığıdır. Komünist Çin yönetimi zor ve şiddet kullanarak bu farklı kültürleri eğitip bir ulus inşa etmek istemektedir. Buna karşı koyan Tibetlilerin ve Uygurların direnişini ne pahasına olursa olsun kırmak için her yolu denemektedir. Geçen yüzyıldan beri Çinlilerin bölgeye yerleşmeleri teşvik edilmektedir. Ancak komünist rejim döneminde bu konu artık istek olmaktan çıkmış ve devletin politikası haline gelmiştir. 1949'da başkent Urumçi'nin nüfusunun %70'i Uygurlardan oluştuğu bilinmektedir.
Doğu Türkistan genelinde Çinlilerin nüfus oranı %10'u geçmiyordu. Fakat son 50 yılda güneyden getirilip yerleştirilen Han soyundan Çinlilerle demografik yapı tam tersine çevrilmiştir. Tipik bir Uygur kenti olan Urumçi'de bugün %78 oranında Çin nüfusu bulunmaktadır. Benzer tablo daha küçük çaplı olmak üzere diğer kentlerde de gözlemlenmektedir. Han Çinlilerinin yani Müslüman Çinlilerin gelip yerleşmeleri için her türlü imkan sunulmaktadır, maddi ve idari destek de verilmektedir. Doğu Türkistan Türklerinin milli kimliklerini korumaları açısından büyük önem taşıyan dil ve din faktörünü ortadan kaldırmak için asimilasyon politikaları Çin'in temel amacıdır. Dünyada barışı ve huzuru sağlamak, hukukun, insan haklarının uygulanmasına hizmet etmekle yükümlü uluslararası kuruluşlardan Doğu Türkistan hakkında hiçbir ses çıkmamaktadır. Oysa Tibet için bütün dünya ayağa kalkmıştı. Kendini dünyaya nizam vermekle görevli sayan ülkelerin hiçbirinden en ufak bir tepkinin bile çıkmaması, güçlü ülkelerin ahlaki değerleri değil, ulusal çıkarlarına öncelik verdiklerini göstermektedir.